HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 4 yıla kadar hapsi istenen Cumhurbaşkanı hakaret davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. 434 gündür başka suçlardan tutuklu bulunan Demirtaş'ın yargılandığı mahkemenin önü oldukça kalabalıktı. HDP ve CHP'li vekillerin yanı sıra bazı ülkelerin konsolosluk temsilcileri de oradaydı. Herkesi olabildiğince içeri almaya çalışacaklar. 434 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliyenin içinde ve dışında Demirtaş izdihamı yaşandı. Halen başka bir suçtan tutuklu olan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Adliye içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi alındı. Demirtaş'ı adliye önünde kalabalık bir grup slogan atarak bekledi. Selahattin Demirtaş onurumuzu! Adliyenin içi de dışı kadar kalabalıktı. Lütfen arkadan izleyin. Herkesi olabildiğince içeri almaya çalışacaklar. Duruşmaya HDP'li ve CHP'li milletvekillerinin dışında bazı konsoloslukların temsilcileriyle Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı. Tamam anladım ben de geri doğru açtın. Ne olur diyoruz ya. Duruşma 38. Asliye Ceza Mahkemesi salonundaydı ama salon küçük gelince dava 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. 434 gün sonra ilk kez duruşmaya çıkan Demirtaş'ın kilo verdiği görüldü. Duruşmada söz alan Demirtaş, davanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep ediyorum dedi. Mahkeme duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Heyecanlandık çünkü bir yıl dört aydır ilk kez Selahattin Başkan'ı görebildik. Morali, sağlığı güçlü ve yerinde. Herkesi selamladığını söyledi ve bütün halkımıza sevgilerini ve selamlarını iletti. Değerli arkadaşlar, burada bu Adalet Sarayı'nda, Adaletsizlik Sarayı'nda duruşma sürerken değerli halkımızın sloganları, alkışları, zılgıtları salondan duyuluyordu. Ve Selahattin Başkan halkımıza da yürekten sevgilerini, selamlarını gönderdi. Bir yıl dört aydır hukuksuzca tutuklu bir milletvekili 6 milyon seçmenin oyunu almış Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı'nın siyasi rakibi rehin alınarak siyaseten etkisizleştirilmeye çalışarak tutuklanmasına rağmen bugün halklarımız sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklar anayasaya aykırı bir şekilde kaldırılmıştı. Ve ilginç bir şekilde tarihte, hukukta eşi benzeri olmayacak şekilde dokunulmazlıklar geleceğe yönelik olarak değil, geçmişe yönelik olarak kaldırılmıştı. Yani bir siyasi iktidarın, bir siyasi partinin kendi rakiplerini elimine etmek için, tasfiye etmek için uydurduğu bir dokunulmazlık yasasıyla hiçbir hukukçunun, hiçbir anayasa mahkemesi çalışanının onaylayamayacağı şekilde akademik alanda,
asla ve asla kabul edilemeyecek bir tarzda hayatın gerçeklerine, olağan akışına ters bir şekilde sadece ve sadece sarayın saray böyle istediği için, Erdoğan böyle istediği için yapılmış uyduruk bir düzenleme ile dokunulmazlıklar kaldırılmıştı. Sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş işte bu noktaya parmak bastı ve bu yargılamanın, bu tutuklamanın ve bu duruşmanın bu anlamıyla hukuksuz olduğuna dikkat çekti ve öncelikle mahkemenin bu dokunulmazlık meselesinin anayasaya aykırılığını incelemesi ve bu konuda bir ara karar vermesini talep etti. Fakat işte gördüğünüz gibi dün gazeteciler için de gerçekleştiği gibi anayasa mahkemesi özgür değil. Anayasa mahkemesi, hakimler, yargıçlar, yargı sistemi bağımsız ve tarafsız bir şekilde hüküm veremiyor, hüküm kuramıyor. Burada da bununla karşı karşıya geldik. Açık bir şekilde hakimin bu sorunun cevabını verebiliyor olmasına rağmen duruşmada salonunda bir önce duraklama oldu, düşünüldü ve daha sonra da bu hakimlerin, savcıların bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar veremeyeceğinin bir kez daha örneği oldu. Şimdi aslında bugün burada dokunulmazlıkların kaldırılmasının Anayasa Mahkemesi'ne gönderiliyor olması gerekir. Bu açıkça net bir şekilde ortadayken hakimin bunu yapmaması aslında siyasetin yargıya ne kadar şiddetle müdahale ettiğinin de göstergesi olmuştur. Bizler bugün burada sevgili eş genel başkanımızın görmek, onunla kucaklaşma, selamlaşma şansını yakaladık ve değerli halkımız burada bu duruşmayı yalnız bırakmadılar eş genel başkanımızı ve buradan desteklerini, sevgilerini ve hükümete, iktidara karşı protestolarını iletmiş oldular. Biz burada Halkların Demokratik Partisi olarak halklarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Herkesin Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a, milletvekillerimize, belediye eş başkanlarımıza, partililerimize yönelik bu siyasi operasyonun karşısında siyasi iradelerine sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve buradan sağlıklı bir şekilde ayrılmalarını, dağılmalarını da burada kendilerine etmek istiyoruz. Bizler bir dahaki duruşmada da daha güçlü bir şekilde Selahattin Başkan'ın yanında olacağız. Milletvekillerimizin, eş genel başkanlarımızın, belediye eş başkanlarımızın yanında olacağız. Bu aslında bir siyasi müdahaledir. Siyaseten yenemediklerini, siyaseten kazanamadıklarını işte böyle yargı yoluyla, cezaevleriyle ve kolluk güçleriyle bastırma çabasıdır. Fakat hiçbir güç halkın iradesinin önünde duramaz. Halkın mücadelesi, halkın iradesi, bizim demokrasi, özgürlük ve barış mücadelemiz mutlaka kazanacak. Mutlaka bu topraklara, bu coğrafyaya, başta Selahattin Başkan olmak üzere bizlerin mücadelesi, barışı, demokrasiyi, özgürlükleri getireceğiz, getirecek arkadaşlar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Eş başkan anlatıyordunuz. Tamam, tamam.